Sayın Seçiciler, Meclis Başkanı Cemil Çiçek canlı olarak mecliste açıklama yapıyor. Birlikte izleyelim. Örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının teker teker de vatandaşlarımızın arzusudur bu. Artık geldiğimiz nokta itibariyle bir defa daha altını çizerek ifade etmek isterim ki yeni bir anayasa bir toplumsal talep olmanın da ötesinde bir ihtiyaç ve bir zaruret haline de gelmiştir. Bu böyle kabul edildiği içindir ki dört siyasi partimiz seçimlerin hemen arkasında meclis başkanlığı seçiminin ertesinde yeni bir anayasa ile ilgili meclis başkanının başkanlığında bu mecliste eşit üyeden teşekkül eden bir uzlaşma komisyonu aracılığıyla böyle bir anayasanın yapılmasına karar verdiler. Biz de aldığımız bu yetkiye, bu desteğe ve bu karara bağlı olarak 19 Ekim 2011'den bu tarafa çalışıyoruz. Kamuoyumuzun elbette bu konularda bilgi edinmek hakkıdır. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili objektif bilgileri kamuoyuna verelim. Kamuoyu da sıkıntıya sokuyor. Onun için bugün ayrıntılı bir şekilde bu konuyla ilgili olarak bilgi verme ihtiyacını duyuyoruz. 19 Ekim 2011'de uzlaşma komisyonu toplandığında hangi usulü takip ederek, nasıl bir usulle, yöntemle anayasa çalışması yapacağız? Bununla ilgili 15 maddelik bir tabiri caizse komisyonun iş tüzüğünü hazırladı. Bu iş tüzükte çalışmaların hangi merhalelerden geçerek nihai sonuca ulaşacağını da orada kararlaştırdı. Bunlardan birinci etap o tarihten 30 Nisan 2012 tarihine kadar evvela vatandaşın görüşünü alalım. Çünkü biz bu anayasayı halkımız için yapıyoruz, vatandaşlarımız için yapıyoruz. Onun görüşünü sormadan, düşüncesini sormadan, nasıl bir anayasa istediğini doğrudan kendisinden öğrenmeden masa başında bir anayasa yapmanın demokratik olmayacağı konusunda dört siyasi parti öbür anayasaları da bu yönde tenkit ederek bir çalışma başladı. Gerçekten de 30 Nisan 2012 tarihine kadar bu rakamları sizi fazlaca boğmak istemem. Geçmişte bu açıklamaları yaptım. Türkiye Odalar Birliği'nin organizasyonunda 22 çatı kuruluşunda organize ettiği bölge toplantıları yaptık. Ayrıca bir kısım sivil toplum kuruluşlarının yaptığı toplantılar oldu. Ona imkan ölçüsünde partilerimiz ve ben de katıldım. Ayrıca vatandaşlarımız teknolojinin imkanlarını istifadeyle doğrudan veya internet üzerinden veya e-posta yoluyla bize görüşlerini bildirdi. 18.500 sayfalık elimizde bir döküman oluştu. Bu dökümanı siyasi partilerimizin kendilerinin belirlediği her partiden iki uzman marifetiyle bu görüşleri 24 başlık altında analiz ettik. Yazılım yaparken bunlardan istifade edeceğiz. Çünkü vatandaşın hangi konuda ne düşündüğünü bilmeden bu yazım çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürme imkanı olmayacaktı. Bu ve benzeri yol ve yöntemlerle 30 Nisan'a kadar gerçekten bugüne kadar olmadık bir çalışmayı başlattık. Emeği geçen herkese, kuruluşlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Yine komisyonun aldığı kararla 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren makul bir süre içerisinde bu gelen görüşlerin dışında bir taslak metin yazılacak. Sonra bu kamuoyunun bilgisine sunulacak. Diyeceğiz ki sizlerden gelen görüşler ışığında dört siyasi partinin uzlaştığı taslak metin budur. Bu konudaki düşüncelerinizi, eleştirilerinizi bir defa daha lütfen bize bildirin. Onu da değerlendirelim. Ve taslak metne nihai şekli verdikten sonra her parti bu metni kendi organlarına götürecek. Oradan da mutabakat hasıl olduktan sonra yine dört siyasi partinin teklifiyle bir anayasa teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Mecliste de usulünce görüşüldükten sonra halk oyuna sunulacak. Bütün bunların hepsini 2012 yılı sonuna
kadar bitirmeyi hedeflediğimizi de ifade ettik. 2012 yılı sonunun hedeflenmiş olması, 2013 yılında siyasetin daha fazla meşgul olacağı, her geçen gün bu 24. yasama döneminde mahalli idare seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri, arkasından genel seçimler gibi çok temel bir kısım çalışmaları partilerimiz yapacakları için 2012 yılı sonuna kadar bu işi bir noktaya getirmek ve sonlandırma hedefi aslında bu dönemin anayasa yapım bakımından daha müsait bir iklim oluşturduğunu, bir imkan ortaya çıkardığını düşünerek idi. Sizlerin de yakinen takip ettiği gibi 2012 yılı sonuna geldik. Değil anayasayı tüm metin itibariyle halk oyuna sunmak, sonra partilerimizin görüşlerini alıp anayasa teklifi haline getirmek, genel kurulda konuşmak ve sonra da kamuoyuna sunmak, onayına. Bunların hiçbirisi mümkün olmadı. Daha ikinci basamakta, yani yazılım kısmında belli bir yerde bu iş olacaktı, olmayacaktı tarzındaki kamuoyu beklentilerine, tartışmalarına sebep oldu. Yine sizin hatırlayacağınız üzere yılbaşını takiben 2013 yılı başında Sayın Genel Başkanları komisyon üyelerinin de aldığı kararla ziyaret ederek önemli çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma heba edilmesin, bize biraz daha imkan tanıyın diye kendilerini ziyaret ettik. Onlar da bu imkanı gerçekten esirgemediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. O günden bugüne de bir kısım çalışmalar yapıldı. Şimdi size objektif olarak yapılan bu çalışmalarla ilgili bilgi vereceğim. Ondan sonra da nihai olarak düşüncemi ifade edeceğim. Aradan geçen 1 Mayıs'tan itibaren yazılım sürecinden bugüne gelinceye kadar yaklaşık 450 gün geçmiş oluyor. Biz bu kararı aldığımızda 441 gün idi. Aradan geçeni de hesaba katarsak yaklaşık 451 gündür yazım çalışmasıyla uğraşıyoruz. Şimdi kamuoyu soruyor, 450 gündür çalışıyorsunuz, geldiğiniz nokta ne? Bu geçen süre içerisinde partilerimizden gelen teklifleri müzakere ederek 177 maddenin müzakeresi yapılmıştır. Bu 177 madde üzerinden 450 gündür sürdürülen çalışma sonucunda 183 toplantı yapıldı ve 449 saatte çalışma yapılmıştır. Dolayısıyla bunu eşleştirdiğinizde bir güne bir saat yaklaşık düşüyor. Ayrıca yine komisyonun aldığı kararla her siyasi partimizin kendisinin belirlediği çok değerli uzmanlarımız var, danışmanlarımız var, akademik kariyeri olan değerli bilim adamlarımız var. Onlar da alınan karar gereği 21 gün toplantı yapmış birlikte. Her birisinin partilere verdiği çalışma ayrı. 4 siyasi partinin danışmanlarının yaptığı toplantı sayısı gün itibariyle 21 gün ve saat itibariyle de 43 saat 25 dakika bir çalışma yapılmıştır. İşin bu kadar kesin olmasının sebebi tutanaklara bağladığımız içindir bütün konuşmaları. Niye 4 saat 5 saat değil işte 43 saat 25 dakika? Bunların hepsinin başlangıç ve bitişi ileride bu süreci yazanlar bakımından kayda alıyoruz. O sebepledir. Gelinen nokta itibariyle demek ki 177 maddenin müzakeresi yapıldı. Bu 177 maddenin içerisinden siyasi partilerimiz 48 maddede görüş birliğine vardılar. Dolayısıyla şu an 48 madde üzerinden 4 siyasi partinin de mutabakatı var. Bunun dışında ayrıntılı bir tabloyu herkesin görmesi lazım. Genelde bir kısım açıklamalar üzerinden değerlendirme yapılıyor. Konunun bir sebepten bir yerden tıkandığı, geri kalan kısımlarda sanki mutabakat varmış gibi bir yanlış algılamaya meydan vermemek için bu rakamları ayrıntılı olarak vereceğim.
Şimdi iki partinin önerdiği madde sayısı 9. Komisyonda 4 parti olduğuna göre ikisi önermiş iki madde. İki partinin önerdiği maddeler var. Öbür ikisi o öneriye katılmamış. Ne gibi? Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerdiği madde sayısı 4. CHP, BDP 4. AK Parti, BDP 1 madde. 3 partinin önerdiği madde var. Demek ki 4. parti o başlığı önermemiş. Bunun sayısı da 23'tür. Bunların hepsinin okunması belki zaman alabilir ama birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim dönemi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları ile ilgili madde. Soru, gen soru, güven oyu, görev sırasında güven oyu, görev ve siyasi sorumluluk, rapor isteme, meclis soruşturması, daha çok yasama ve yürütme organı ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı vekalet, Bakanlar Kurulu, Uyuşmazlık Mahkemesi gibi 23 madde 3 siyasi parti tarafından önerilmiş. 4 partinin üzerinde hiç mutabakat olmayan maddeler var. Maddeler var fakat 4 parti de bu konularda mutabık değil. Bu eğitim öğrenim hakkı, yemin, Diyanet İşleri Başkanlığı, başlangıç metni, Cumhuriyet'in nitelikleri, devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı, başkenti, devletin sembolleri, değiştirilemeyecek hükümler, vatandaşlık. Bu 8 başlıkta 4 siyasi partinin hiç mutabakatı yok. 4 partinin şerh koyduğu maddeler var. Şöyle söyleyelim. Bir madde 3 fıkradan ibaret, öyle kabul edin. Birinci fıkrada mutabakat var. İkinci, üçüncü fıkraya geldiğimizde 4 partinin şerhleri var. Kimisininki ikinci fıkrada, kimisininki üçüncü fıkrada olmak üzere. Bunların madde sayısı da 17'dir. Mesela özel hayatın gizliliği gibi, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve ifade hürriyeti, hak arama hürriyeti, yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı gibi, egemenlik, Anayasa Mahkemesi kararları, başkomutanlık, milli savunma gibi 17 maddede ise 4 partinin de şerhi var. Yine 21 maddede bir madde içerisinde iki parti şerh koymuş. Demek ki 3 fıkralık, 2 fıkralık bir madde düşünelim. İkisinin şerhi yok. İki partimiz 21 maddede şerh koymuş. Bunlar vergi yükümlülüğü, kanunların teklif edilmesi, görüşülmesi gibi başlıkları taşıyan Radyo Televizyon Üst Kurulu, Radyo Televizyon Kurumu ve kamuya ilişkin haber ajansları, çalışma, yargılama usul ve esasları ve Radyo Televizyon Kurumu, buna benzer 21 maddede de mesela Sayıştay gibi, avukatlık mesleği, barolar gibi, demek ki 21 maddede de iki partinin şerhi var. Bu partiler de değişiyor. 3 partinin mutabakat olan maddeler var. Demek ki 3 parti mutabık kalmış ama bir parti mutabakatı yok. Sadece AK Parti'nin şerh koyduğu madde sayısı 19. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yok. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin şerh koyduğu madde 4. Sadece Barış ve Demokrasi Parti'nin şerh koyduğu madde sayısı 4. Dolayısıyla şimdi ortada böyle bir tablo var. Bununla neyi söylemek istiyorum? Yeni bir anayasa yapılacaksa şerhler başta olmak üzere bu hususların yoğun bir çalışmaya tabi tutulması, herkesin görüşlerini, düşüncelerini bir defa daha gözden geçirmesi gerekmektedir. Değilse herkes kendi şerhinde ısrar ederse, kamuoyuna yazılan, çizilen şekliyle herkes kendi kırmızı çizgisinde ısrar eder. Bu olursa olur, bu olmazsa olmaz. Hatta bir partimizin 3 parti tarafından teklif edilmeyen 19 tane de maddesi var.
Herkes bunlar ya olursa olur, olmazsa olmaz denildiği takdirde bu uzlaşma olmaz. Komisyonun ismi ise uzlaşma komisyonudur. Şimdi bu tabloyu dün ve bugün Sayın Genel Başkanlara ifade etmeye çalıştım. Önemli bir çalışma yapıyoruz. Bu ayrıntının kamuoyu tarafından bilinmesi lazım ve milletimizin beklediği bir sonucu ortaya koymamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken husus son zamanlardaki tartışma masa anayasa meselesi. İşin özüne yoğunlaşarak biz bu süreci başarıyla sonlandırabiliriz. Masa anayasanın önüne geçtiği takdirde o zaman milletin beklentisi bu değildir. Bu masa ne maksatla kurulduysa o masadan beklenen çabanın, gayretin azami ölçüde gösterilmesi gerekir ki bu masa bir şey ifade etsin milletimiz bakımından. Elbette bu masada Türkiye'nin anayasaya konu olabilecek her türlü konusu konuşulacaktır. Her türlü sorunu konuşulacaktır. Kimse şu konuşulsun bu konuşulmasın demez, dememiştir. Konuşulacaktır. Sonuçta da bir uzlaşmaya varılarak bir metni ortaya çıkarmak gerekecektir. Allah yalnız geldiğimiz nokta itibariyle demin söyledim. Eğer bir ciddi sonuca ulaşacaksak bu işi Türkiye'nin bunca sorunları içerisinde bir politik tartışmaya meydan vermeden sonlandırmak istiyor isek daha yoğun bir çalışma ihtiyacı içerisinde olduğumuz ortadadır. 450 günde 449 saat çalışma çok tatmin edici bir çalışma değildir. Yani her gün bir saat zaman ayırarak anayasa gibi bir önemli sorunu biz sonlandıramayız. Milletimizin beklentisine bu manada cevap veremeyiz. Dolayısıyla bütün mazeretleri bir tarafa bırakıp bu saatten itibaren daha yoğun bir çalışmayla milletin ümidini boşa çıkarmamamız gerekir. O nedenle yarın saat 13.30'dan itibaren komisyonu tekrar toplantıya çağırıyorum. Sayın Genel Başkanların bir defa daha teşekkür ediyorum. Bu yönde çalışmaya destek veriyor. Bu saatten itibaren artık bir defa daha Sayın Genel Başkanlara gidelim, bir onay alalım, bir güç alalım, bir irade beyanı. Şu saatten itibaren komisyonun sorumluluğu eskisine nazaran kat be kat artmıştır. Çalışma usul ve esaslarına göre komisyona üye olan arkadaşlarımızın kişisel mazeretler olabilir ama hiçbir partinin mazereti olamaz. Çünkü komisyonda her parti 3 kişiyle temsil ediliyor. Bir tek üyenin dahi katılması toplantının, çalışmaların yapılabilmesi bakımından kafidir, kifayet etmektedir. O nedenle yeri geliyorsa cumartesi, pazarda demeden tatil vesaire yok. Herkes kişisel tatil yaparsa kendi içerisinde münavebeyle bunu yapabilir. Ama hiçbir şekilde bu komisyon çalışmalarını aksatmamak gerekecektir. Eğer aksatırsak başka türlü mazeretlerin arkasına da sığınamayız. Şu şundan oldu, bu bundan oldu, ötekinden oldu, berikinden oldu. Şimdi 48 maddede mutabakat var. Bu önemlidir. Özellikle siyasetin bunca gergin geçtiği bir ortamda, dışarıda içeride çok sıcak gelişmelerin olduğu bir ortamda 48 maddede anlaşabilmişiz. Demek ki daha yoğun bir çalışmayla herkes taleplerini, görüşlerini bir defa daha gözden geçirerek bu sayıyı çok daha yukarılara çıkarmak ve milletimizin beklediği bir anayasayı ortaya koyma imkanı ben vardır diye düşünüyorum. Bu çalışmanın heba edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten teşebbüsümün özünde, esasında da bu var. Bugün itibariyle bundan sonra daha yoğun bir çalışmayla bu anayasa çalışmalarını sürdürmemiz gerekecektir. Onun için de yarın 13.30'da komisyonu toplantıya çağırıp evet meclis gündemini tamamladıktan sonra tatile girecek. Ama bana göre komisyonun tatil yapması söz konusu olamaz. Zaten dünkü görüşmelerden, bugün yaptığım görüşmeden de çıkan şey odur. Çünkü belki en büyük tatili böyle bir işi olumlu şekilde başardığımız zaman hak ederiz. Onun dışında gündelik tartışmaları yeni bir tartışma daha katmış oluruz diye düşünüyorum. Size vereceğim bu safhada bilgi bu.
birkaç soru alayım. Hepinizi cevaplayamam. Çalışacağız dedim ben. Demek ki çalışmamız lazım. Artık bundan geriye fazla bir şey sormayın, ileriye bakalım. Hanginize vereyim? Kendiniz anlaşın. Efendim? Şimdi bakınız. Seçime yine vurgu yapıyoruz. Seçimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama bu bizim az çalışmamız için bir sebep değildir. Yani 450 gün çalışıyor olup da günde bir saat çalışmayla ne bu dönem yeter ne gelecek dönem yeter. Evvela vatandaş bizim ne kadar çok çalıştığımızı görmesi lazım. Buna inanması lazım. Toplantının ışıklarının, toplantı salonu ışıklarının gece 11'e, 12'ye, 1'e, 2'ye kadar da yanması lazım. Nasıl genel kurulu çalışmaları 2'ye, 3'e kadar sürüyorsa, madem ki bir böylesine bir tarihi fırsat var, tarihi bir sorumluluğumuz var, o halde daha çok çalışacağız. Şimdi bütün dikkatimizi, enerjimizi, sorularımızı bunun üzerine yöneltelim. Evet. Bunların hepsini burada konuşacaklar. Zaten demin bir şey söyledim. Herkes illa da benim dediğim olacak derse zaten uzlaşma olmaz. O zaman her parti kendi anayasasını hazırlamış olur. Uzlaşabilmek için herkes taleplerini bir defa daha gözden geçirmesi lazım, revize edilmesi lazım. Demin bu kadar rakam verdim ama siz onları fark etmediniz herhalde. Şimdi şu kadar maddede şu kadar partinin, bu kadar maddede bu kadar partinin şerhi var, mutabakatı var ve tek olarak teklif ettiği maddeler var dedim. Sanki bu anayasa meselesi tek bir sebepten dolayı gibi olursa bu bir siyasi polemik konusu olur. Herkes görüşünü getirecek masada, getirdiler. 177 maddenin içerisinde herkesin görüşü var. Tartışacaklar, konuşacaklar.